Değerli izleyenlerim, bugünkü programımızda, Rahman'ın Ayetleri programımızda Âl-i İmrân suresi 109 ve 115. ayetler arasını değerlendirmeye çalışacağız. Cenab-ı Hak bu ayetlerde şöyle bildiriyor. وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْاَرْضِ Göklerde ve yerde ne varsa hepsi Allah'ındır. وَاِلَى اللّٰهِ تُرْجَعُ الْاُمُورِ İşler Allah'a racidir. Kuntum hayra ummetin, sizler en hayırlı bir ümmetsiniz. En hayırlı bir ümmet oldunuz. Uhricet linnâsi, insanlar için çıkarılmış. Te'murûne bil maruf, iyiliği emreder. Ve tenhevne anil münker, ve kötülükten sakındırırsınız. Ve tu'minûne billâhi, ve Allah'a iman edersiniz. Ve lev âmene ehlül kitâb, eğer ehli kitap iman etse, şayet onlar iman etse lekâne hayren lehum, bu da onlar için daha hayırlı olur. Minhumul mu'minun, evet onlardan iman edenler var. Ve ekseruhumul fasıkun, ama ekserisi ise fasık insanlar, taatten huruc etmiş kimseler. Len yedurrukum illa eza, onlar bir eza vermekten başka, bir eziyet etmekten başka size zarar veremezler. Ve in yugatilukum, eğer sizinle savaşacak olurlarsa yuvellukumul edbar, sırtlarını dönüp kaçarlar. Sümme la yunsarun, sonra onlara yardım da edilmez. Duribet aleyhimuz zilletu eynema sukifu, nerede olurlarsa olsunlar onlara zillet darbedildi. Yani zillet onların ayrılmaz bir parçası haline geldi. İlla bi hablim minallah, ancak Allah'tan bir ip. Ve hablim minennas, ve insanlardan bir ip müstesna. Yani Allah'ın yardımı olur veya insanlar onlara acır merhamet ederse o zilletten kurtulurlar. Bunun dışında nerede bulunurlarsa bulunsunlar kendilerine bir zillet damgası vuruldu. Ve ba'u bi gadabim minallah, Allah'ın gadabına maruz kaldılar. Ve duribet aleyhimul meskene, ve meskenet onlara darp edildi. Ve yani miskinlik ve perişanlık onların bir parçası haline geldi. Niçin? Acaba bunun sebebi nedir? Zalike bi ennahum, çünkü onlar kanu yekfuruna bi ayatillah, çünkü onlar Allah'ın ayetlerini inkar ediyorlar. Ve yaktulunel enbiya bi gayri hak, ve Allah'ın peygamberlerini haksız yere öldürüyorlardı. Zalike bima asav, evet bunun sebebi şu, onlar isyan ediyorlar. Ve kanu ya'tedun, haddi aşıyorlardı. Bundan dolayı nerede bulunurlarsa bulunsunlar zillet ve meskenet onlara darp edildi. Allah'ın gadabına maruz kaldılar. Leysu sevaen, bununla beraber onların hepsi bir değildir. Hepsini mel'un görmek, hepsini Allah'ın zillet ve meskenetine maruz bıraktığı kimseler olarak görmek, bu da uygun değildir. Hepsi bir değil. Min ehlil kitabi, ehli kitaptan vardır, şöyleleri de vardır. Ümmetun gaimetun, böyle kıyamda duran bir ümmet, ibadetine dikkat eden, gece kıyamla vaktini geçiren seçkin kimseler de vardır. Yetlûne âyât âyâtillâh ânâ elleyli, gece boyunca o gece vaktinde Allah'ın ayetlerini okurlar. Ve hum yescudun, ve secde ederler. Secde etmiş oldukları halde Allah'ın ayetlerini okuyan, gece kaim, ibadette daim olan kimseler de vardır. Yu'minune billahi vel yevmil ahir, bunlar Allah'a iman eder, ahiret gününe iman eder. Ve ye'murune bil maruf, iyiliği emrederler. Ve yenhevne anil münker, ve kötülükten sakındırırlar. Ve yusari'une fil hayrat, ve hayratta koşuşurlar, birbirleriyle yarışırlar. Ve ulaike minas salihin, işte bunlar salihlerdendir, salih insanlardandır. Ve ma yef'alu min hayrin, onlar hayır olarak ne yaparlarsa felen yukfaru, bu asla göz ardı edilmeyecektir, görmezlikten gelinmeyecektir. Vallahu alimun bil muttakin, Allah muttaki olanları
takva sahibi olanları bilendir. Değerli izleyenlerim, sayfanın başındaki ilk ayette Allah-u Teala göklerin ve yerin mülkünün Allah'a ait olduğunu bildiriyor. Göklerde ve yerde ne varsa hepsi Allah'ındır. وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْاَرْضِ. Bizlerde de belki bir şeyler var görülüyor ama bizdekiler Allah'ın mülkünün emaneten bize verilmesidir. Vücut emanettir, mal mülk emanettir ve vakti geldiğinde bunlar insanlığın geri alınmaktadır. Ve ilallahi turcaul umur, ve işler Allah'a racidir. Bütün işler Allah'a döner. Ve Allah'tan bir teyit gelmedikten sonra bir şey meydana gelmez. Kur'an-ı Kerim bize şöyle anlatıyor bir başka ayetinde. Bir yaprak bile Allah'ın izni olmadan yere düşmez. Allah'ın ilmi dışında yere düşmez. Dolayısıyla kainattaki bütün işler Allah'a racidir. Ve ilallahi turcaul umur, ve bütün işler Allah'ta biter, ona racim. Küntüm hayre ummetin uhricet linnas. Sizler insanlar için çıkartılmış en hayırlı bir ümmet oldunuz. Yani ümmeti Muhammed bütün ümmetler içinde en seçkin bir ümmet oldu. Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam en büyük peygamber. Elbette onun ümmetine de en hayırlı ümmet olmak yaraşır. Son ümmet, en son peygamberin ümmeti ama sayıca çok büyük bir ümmet. Ve insanlığın beşte biri tarih boyunca onun ümmeti olmuşlar ve onun davetine icabet etmişler. Şu anda da onun ümmeti dünyanın her tarafında dini yaşamaya çalışıyor ve en hayırlı ümmet olma şerefini taşımaya gayret gösteriyor. Ama burada bazı özellikler nazara veriliyor. En hayırlı ümmet olmanın bazı şartları da vardır. Şu özellikte olanlar en hayırlı ümmettir. Nedir? Te'muruna bil maruf, iyiliği emredersiniz. Ve tenhevne anil münker, ve kötülükten sakındırırsınız. Ve tu'minune billahi, Allah'a inanırsınız. Demek ki en hayırlı ümmet olmanın şartları burada nazara verilmekte. Allah'a kamil bir iman, iyiliği emretmek ve kötülüğü nehyetmek. Acaba ümmeti Muhammed'in tamamı bunları yerine getiriyor mu? Ümmeti Muhammed içinde madem ümmettir, Allah'a iman noktasında problem olmaması gerekir. Allah'a inanmayan zaten onun ümmetinden olamaz. Ama ümmeti Muhammed içinde iyiliği emretmeyen ve kötülükten sakındırmayan kimseler de bulunmaktadır. Ve iyiliği emretmek, kötülüğü nehyetmek ümmeti Muhammed içinde daha üst düzey kimselerin yapmış oldukları bir durumdur. Yoksa ümmeti Muhammed'in tamamı iyiliği emreden, kötülüğü nehyeden kimseler değildir. Dolayısıyla ayet-i kerimede daha bir taltif var. Mesela bir büyük, diyelim bir baba veya bir öğretmen çocuğuna veya çocuklara siz şöyle iyisiniz, böyle iyisiniz dediği zaman eğer onlar öyle değilse öyle olmalar için bir teşviktir. Bizler Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın ümmeti olmakla çok büyük bir nimete mazhar olmuşuz. Ama bu şartları da yerine getirmek gerekiyor. İyiliği emretmek, kötülüğü nehyetmek. Yoksa sadece ümmeti Muhammed'den olmak bizi kurtarmayabilir. Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam kızı Fatıma'ya diyor ki, kızım Fatıma, yapacağın iyiliklerle kendini kurtarmaya çalış. Ben peygamber kızıyım diye mağrur olma. Yoksa sen iyilikler yapmazsan ben de seni kurtaramam diyor. Malum diğer aleme gidildiğinde ve nufiha fi's-sur, sura üfürülmüştür. Fela ensabe beynehum, artık insanlar arasında nesep kalmamıştır. Ve insanlar işte ben falan neseptenim diye orada kurtulamayacaklar. Ancak amelleriyle kurtulacaklardır. Velau amene ehlul kitap, eğer ehli kitap iman etse, şayet onlar da iman etse, lekâne hayran lehum, bu onlar için daha hayırlı olur. Yani peygamberimize inansalar, İslam'a inansalar, ona göre yaşasalar onlar için daha hayırlı olur. Minhumul mu'minun, gerçi onlardan iman edenler de var. Gerek peygamberimiz döneminde, gerek sonraki dönemde kitap ehlinden gerçekten iman etmiş olanlar da var. Ve ekseruhumul fasikun, ama onların ekserisi
fasıktırlar. Allah'a itaatten huruc etmiş olan, çıkmış olan kimselerdir. Len yedurrukum illa eza. O ehli kitap size ancak bir eziyet verebilirler. Yoksa kamil manada size bir zararları dokunamaz. Bu da tarihi bir realiteye işaret ediyor. Malum Müslümanlarla ehli kitap arasında, Yahudi ve Hristiyanlar arasında zaman zaman mücadeleler, zaman zaman savaşlar olmuş. Ama Allah-u Teala ancak bir eza verebilirler, yoksa size çok büyük bir zarar veremezler. Bunu ifade ediyor. Mesela Haçlı seferleri, defalarca Avrupa'da askerleri toplamışlar ve sayıları milyona varan gruplar halinde İslam diyarlarına seferler düzenlemişler. Ama kendileri zarar etmişler. Ve ecdadımız da iade-i ziyaret olarak ta Viyana önlerine kadar gitmişler. Karşılıklı bu tarz gidip gelmeler olmuş. Ve genel anlamda bakılacak olursa İslam tarihinde ehli kitap Müslümanlara genelde mağlup olmuşlardır. Ama arada zarar verdikleri, yani eza ettikleri, bu da bir vakadır. Ve in yugatilukum, onlar sizinle eğer savaşacak olurlarsa yuvellukumul edbar, onlar gerisin geriye dönmeye mecbur kalacaklardır. Yani sırtlarını dönüp kaçacaklardır. Thumma la yunsarun, sonra da kendilerine yardım edilmeyecektir. Gerçekten o Haçlı seferleri ve benzeri bir takım savaşlarda Müslümanlar galip gelmişlerdir ve diğerleri kaçıp gitmek durumunda kalmışlardır. Duribet aleyhimuz zilletu eynema sugifu. Onlar nerede bulunurlarsa bulunsunlar, zillet kendilerine darbedildi. Malum mesela paraya bir darphanede belli bir şey basılıyor, artık o paradan silinmiyor. Hangi şey, şekil, yazı konulmuşsa o onun ayrılmaz parçası haline geliyor. İşte bu misal gibi ehli kitap ve onların içinde bilhassa bazılarıyla alakalı, nerede bulunurlarsa bulunsunlar bir zillet damgası basılmış. Nerede bulunurlarsa bulunsunlar zillet onlara darbedildi. Ancak bunun istisnası yok mu? İlla bi hablim minallah ve hablim minennas. İnsanlardan bir ip, Allah'tan bir ip müstesna. Yani Allah dilerse onlar refah içinde de yaşayabilirler, zilletten uzak yaşayabilirler. Veya insanlar onlara lütufta bulunurlarsa, ikramda bulunurlarsa bu o sayede yine rahat yaşayabilirler. Yoksa normalde kendi hallerinde zillet, meskenet onların ayrılmaz bir parçası gibi adeta onlara darp edildi. Ve ba'u bi gadabin minallah, Allah'ın gadabına maruz kaldılar. Ve duribet aleyhumul meskene, ve meskenet, zillet, sefalet onlara böyle darp edildi. Onların ayrılmaz bir parçası haline geldi. Yani bir zavallılık, böyle bir durum tarih boyunca onlarda görüldü. Acaba bunun sebebi ne? ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمْ كَانُوا يَكْفُرُونَ بِآيَاتِ اللّٰهِ. Bunun sebebi şu: çünkü onlar Allah'ın ayetlerini inkar ediyorlardı. Demek ki inkardan dolayı böyle bir cezaya maruz kaldılar. وَيَقْتُلُونَ الْاَنْبِيَاءَ بِغَيْرِ حَقٍ. Ve haksız yere peygamberleri öldürüyorlardı. ذَٰلِكَ بِمَا أَصَوْ. Bu isyanları sebebiyle. وَكَانُوا يَعْتَدُونَ. Ve haddi aşmaları sebebiyle oldu. Demek ki Allah-u Teala durup dururken kimseyi cezalandırmaz. Kimseye zillet ve meskenet damgası basmaz. Kimseyi doğrudan gadabına maruz bırakmaz. Ama isyan etmişlerse, haddi aşmışlarsa, peygamberleri öldürmüşlerse, burada peygamberleri öldürmeleri nazara veriliyor ve onlar haksız yere peygamberleri öldürüyorlardı deniliyor. Peki peygamberler haklı yere öldürülebilir mi? Bir peygamber haklı yere öldürmek mümkün değildir. Onu öldüren haksızdır her halükarda. Demek ki burada bir tekit var ve onlar zulmen peygamberleri katlettiler. Hazreti Zekeriya gibi, Hazreti Yahya gibi bazı peygamberler özellikle Yahudiler tarafından katledildi. Bundan dolayı da onlar nerede bulunurlarsa bulunsunlar çok az istisnai durumlar dışında Allah'ın gadabına maruz kaldılar. Zillet ve meskenet onlara darbedildi,
onların ayrılmaz bir parçası haline geldim. Ama bununla beraber hepsini aynı görmek, bu da yanlıştır. Leysu seveen, onların hepsi bir değildir. Müslümanlar arasında da zaman zaman onların hepsini bir görme, hepsini beraber değerlendirme, küfür tek bir millettir deyip hepsini aynı kategoride değerlendirme söz konusu olabiliyor. Halbuki onların hepsi bir değil. Min ehlil kitab ummetun gaimetun, ehli kitaptan şöyle olan kimseler de var. Bunlar ibadetine dikkat edenleri var. Yetlûne âyâtillâh, Allah'ın ayetlerini okuyorlar. Enâ el-leyli, gece vaktinde. Ve hum yescudûn, secde ederek, Allah'a ibadet ederek Allah'ın ayetlerini okuyorlar. Böyle olanları da var. Yu'minûne billâhi vel-yevmil âhir, Allah'a ve ahiret gününe iman ediyorlar. Ve ye'murûne bil-mâruf, iyiliği emrediyor. Ve yenhevne anil-münker, kötülükten sakındırıyorlar. Ve yusari'une fil hayrat, ve hayırlı şeylerde birbirleriyle yarışıyorlar. Böyleleri de var. Ve ulaike minas salihin, işte bunlar salihlerdendir. Ve ma yef'alu min hayrin, onlar hayır olarak ne yaparlarsa, felen yukfaru, bu asla göz ardı edilmeyecektir, inkar edilmeyecektir. Vallahu alimun bil muttakin, Allah muttakileri bilendir. Demek ki biz ehli kitabı değerlendirirken hepsini aynı kategoride görmemiz yanlış olur. Onlar içinden gerçekten salih olanlar da var. İyiliği emreden, kötülükten sakındıran, hayırda yarışan böyle nadide seçkin kimseler de var. Bunu göz ardı etmemek gerekiyor. Cenab-ı Hak tam bir istikametle İslam'ı yaşamayı hepimize nasip etsin. Bir başka programımızda beraber olmak ümidiyle hepinize hayırlı günler, hayırlı geceler diliyorum.